Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bugünkü konuğum aslında bizim ailenin içinden birisi. Enişten Buğra abi. Kendisi neden konuğum oldu? Çünkü çok parlak bir lise ve üniversiteye geçmiş olmamasına rağmen şu an gerçekten bilgisayar mühendisliği alanında bayağı yetkin bir insan. Yani uzman bir, çok çok uzman bir mühendis diyebiliriz kendisi açısından. Şimdi bu videonun da başından anlayacağınız gibi nasıl çok sağlam bir lise ve üniversite tabanı olmadan meslek hayatında gerçekten hani iyi bir refah düzeyi halinde yaşanabilir. Nasıl iyi bir mühendis ya da meslek hayatında başarılı olunabilir? Kendisi biraz bize bugün bunları anlatacak. Abi sözü ben sana bırakayım. Evet. Şimdi ben üniversite sınavına ne zaman 2010 yılında girdim. Aha. İlk YGS'lilerden aynen. O zamanlarda zaten böyle hani bir ÖSS sürecinden YGS sürecine geçiş vesaire vardı. İki aşamalı sınav. Yani çok böyle hard çalışkan bir insan değildim. Üniversite sıralaması da hani YGS, işte LYS ortak 80.000 civarındaydı. Bilgisayar mühendisliği istiyordum. Benim bütün tercihlerimin hepsi bilgisayar mühendisliği. Orada bir istikrar var. Yani burada zaten önemli olan konu benim kafamdaki mesleğin her zaman bilgisayar mühendisliği olması. Benim yazdığım tercihlerinde sadece okullar değişiyordu. Hepsi bilgisayar mühendisiydi. Sadece arada bir tık işte yüksek üniversitelerin makine mühendisliği vesaire vardı. Onu biraz daha kendime yakın buluyordum. Ama esas hedef bilgisayar mühendisliği oldu hep. Sonra okula başladık. Türkiye'de birçok üniversite var biliyorsun. Çok fazla açılmaya başladı. Yani 200'ün üzerinde üniversite var Türkiye'de. 92 yılında kurulmuş bir üniversite. Süleyman Demir Üniversitesi yine şimdiki genel üniversitelere nazaran biraz daha eski ve yetkin bir üniversite. Ama ben ilk başladığımda üniversiteye bizim bölümde profesör yoktu mesela. Ben son sınıftayken ilk profesör atandı daire bölüm başkanı olarak. Çok fazla imkanları da olmadığı için okulun çok fazla background'u da yoktu. Böylelikle ne oldu benim alanımda? Hani en ucuz maliyetli ve en rahat öğrencilere öğretilebilir olan işte programlama dillerinden başladık. Ve 4 yıl boyunca hep programlama dilleri, Java üzerine özellikle eğitim verildi. Ama okul bittiğinde birçok öğrenci aslında sanki böyle çok fazla bilgisayar mühendisliğine dair, programlamaya dair hep böyle kafalarında soru işaretleriyle tam olarak piyasayı ve mühendisliği bilmeyerek mezun oldular ne yazık ki. Ben çok öyle değildim. Niye öyle değildim? Ben bir defa yaptığım işi çok seviyordum. Yani ben yaptığım işle uğraşırken bilgisayar mühendisiyle, programlamayla, yazılımla kendimi çok çalışıyormuş gibi hissetmiyordum. Çünkü benim bizim eve ilk bilgisayar ben ilkokul birinci sınıftayken geldi. Yani ben 7 yaşındayken ilk bilgisayarımla tanıştım. O günden bu yana hep bilgisayarla haşır neşir oldum ve hani bu sadece hani oyun da değil. Bazen hani oyunları yüklerken o oyunları işte cracklersin, bir yerlere yüklemeye uğraşırsın. Hani böyle kolaycılıktan çok bizim zamanımızda oyunları yüklemek bile bir meşakkat istiyordu yani. Bir araştırma istiyordu, bir yerlere bakmak istiyordu. Ve hani bunları da ben mesela gider arkadaşların oyunlarını falan da cracklerdim. Hani sadece bu şey değil. Ya ben çok güzel oyun oynarım, bilgisayarla aram çok iyi, o yüzden bilgisayar mühendisi olayım değil. Biraz da onun içindeki o, ulan şu da nasıl oluyor, bunu da nasıl yaparım da olması lazım işin için. Aynen öyle. Ben üniversite hayatımda birinci sınıfı bitirirken, birinci sınıfın sonlarına doğru o kadar çok böyle kendimi kasıyordum ki bu programlama işiyle, dördüncü sınıfların bitirme ödevlerini yapardım mesela. Ha, diğer derslerde mesela çok parlak bir öğrenci olduğum da söylenemez. Okulu 2.67 dereceyle bitirdim. Okula girerken işte 80.000. Olarak girdim vesaire. Hani böyle çok okul derecesi vesaire yoktu ama hani işimi çok seviyordum. Hani her zaman vizyonum şu oldu. Doğru mesleği seçersen kendini çalışıyor gibi hissetmeyeceksin mesleğini yaparken. Hep eğleneceksin, hep sevdiğin şeyi yapacaksın. O zaman başka kapılar açılmaya başlıyor. Çünkü üniversite dediğin şey aslında sadece sana bir kapı aralıyor. O kapıdan içeri girip nereye kadar gidebileceğin tamamen sana kalmış. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben üniversite 2. sınıfın sonunda
Bir ekip oluşturdum. Arkadaşlarımı topladım. Dedim ki benim aklımda bir fikir var. İşte nedir falan. Kendimce işte beraber uğraştığımız programlamada iyi olan arkadaşlar. Biz dedim bir sipariş takip otomasyonu yapalım. Isparta'nın ne eksiği var? Şimdi dünyadaki bütün icatlar ihtiyaçtan Tabii. doğmuştur. Şimdi burada nasıl bir ihtiyaç var? Bizde şey çok oluyordu. Arardık mesela yemek söylerdik. Ya işte sonra bir daha ararlardı. Adresiniz neydi? Abi aynı adam bir daha arıyordu. İkinci, üçüncü defa abi adres neydi? Ben işte şu kata gittim, buraya geldim. Bazen gecikmeler oluyordu. Yarım saat sonra işte bir daha arıyorlardı. Ya dedim bir tane program yapsak. Adam telefonla aradığı zaman sipariş verdiği yeri, restoranı, senin telefon numaran, ismin, soy ismin, adresin direkt çıksa ekranda. İşte mesela sana dese ki, evet Atakan Bey merhaba, ne istemiştiniz diye senin telefonunu açsa, adresini bir defadan sonra bir daha sormasa. İşte arkadaşların da kafasına yattı. Sonra işte nasıl yaparız, nasıl ederiz uğraşmaya başladık. O işte telefon numarasını çeken Caller ID diye bir cihaz vardı. İstanbul'dan birilerini bulduk. O cihazı getirttirdik. Programlamasına başladık. Yaklaşık 6 ay gibi bir sürede böyle bir program çıkarttık ortaya. Bunu Isparta'da iki tane yere sattık. Çok güzel bir kariyer başlangıcı Tabii. olmuştu. Ve tabii üniversitede bazı şeylerin devamlılığı ekip olarak zor oluyor bazı noktalarda. Bazı arkadaşlar işin ticari boyutuna geçtiğinde, şimdi mühendislerdeki en büyük sıkıntılardan biri aslında iletişim ve işte yaptığını pazarlama becerisidir. Arkadaşlar biraz kendini geliştirme olarak baktılar bu projeye ve hani projenin devamı hani iyice satalım her yere bunu ticari bir boyuta dönüştürelim olamadı maalesef. Biraz Isparta halkı da hani böyle ben zaten müşterimi sesinden tanırım arkadaş falan gözüyle yaklaştı Biraz bize. daha geri kafalı tabii o Biraz yönden de. projemizi de çok anlatamadık ama yine işte iki genç de oranın sahibi de iki şubeye sattık bir patronu, genç bir patron vardı. Sonrasında bu bize kariyer olarak bir bilgi birikim, bir know-how sağladı. Ticari boyuta dönüştüremedik ne yazık ki. Sonradan başka fırsatlar çıktı. Mezun olduktan sonra bir işte kendim alanıma olan merakımdan dolayı bir network sistem mühendisliğine yöneldim. Onunla ilgili kurslar aldım, sertifikalar aldım. Sonra yavaştan işe başladım. Ben ilk işe başladığımda asgari ücretle başladım. Sonradan kendim o işte birilerinin sana bir şeyleri söylemeden yapıyor olman, sana verilen işi bir adım ötesine taşıyor olman. Yani bunları hayatta kimse sana söylemez, kimse sana öğretemezdi. Bunlar tamamen senin içinde olan şeyler ve senin kendinden ortaya koyarak yapacağın şeyler. Yani kimse sana mesaiye kal demez, o mesaiye kalman artıdır. Kimse sana şu işi bu noktadan şuraya taşı demez. Ama onu senin kendinden taşıman bir artıdır. Bunu da zamanla ne oluyor? Patronların görüyor, arkadaşların görüyor. Zamanla bir saygınlığın oluşuyor. Dikkat çekmeye başlıyorsun. Böyle böyle tabii hızlı bir şekilde maaşımı yükselttim. Sonra para geliyor zaten. Tabii ki. Şimdi parayı kovaladığın zaman bir kısır döngü oluşuyor. Çünkü parayı kovalamak bir demotivasyon oluyor. Çünkü düşük maaşla başlıyor Tabii birçok illa. mühendis işe. Düşük maaşla başlayınca kendini parayla motive ediyorsan motive edemiyorsun. İşlerden şikayet etmeye başlıyorsun. Ve o parayı da bir türlü yakalayamıyorsun. Ama motivasyonun iş ve ortaya koyduğun işte o ufak ufak başarılar olmaya başlayınca yaptığın işin kalitesi parayı getirmeye başlıyor. Bu sefer hem yaptığın işin kalitesinden hem de kazandığın paradan kendini tatmin etmeye başlıyorsun. Bu da otomatikman bu sefer başarının bir kısır döngüsü başlıyor burada. Yani parayı kovaladığın zaman başarısızlığın kısır döngüsü ama işi kovaladığın zaman, başarıyı kovaladığın zaman paranın, başarının bir kısır döngüsü oluyor. Bu Tabii. tamamen senin hayata bakış açın ve ne olmak istediğini çok iyi bilmen. Yani bunun için arkadaşlara verebileceğim naçizane tavsiye önce kendilerini tanımak. Çünkü kendini tanımadan neyi sevdiğini bilemezsin. İşte dans etmeyi mi seviyor, teknolojiyle uğraşmayı mı seviyor, okumayı mı seviyor, yazmayı mı seviyor? İnsanın ne yazık ki
Şimdi teknoloji gelişti, işte sosyal mecralarda birçok insanlar çıkıyor, bir şeyler konuşuyor. Köşe yazarları, bloggerlar arttı. Şimdi bu tip şeyleri takip etmenin şu faydası var. Yaşanılmış tecrübeleri iyi kavrayabilmek çok önemli. Ben mesela bazı şeyleri iş hayatında kavradım. Ne gibi şeyleri mesela? Ben ilk başta üniversitedeyken yazılımı hemen hemen herkesin yapabileceğini düşünüyordum. Çok fazla oradaki farkındalığımı göremiyordum. Evet. Ama mesela iş hayatına girdikten sonra yazılımda da çok iyi olduğumu anladım. İşte mesela benim esas uzmanlık alanım o aldığım eğitimlerden ve sonradan merakımdan dolayı sistem network alanına kaydı. Hı-hı. Ama mesela şu an benim eşim de işte ablam. Benim ablam. Yazılım sektöründe. Evet. Onun işlerine yardım edebiliyorum. Tabii. Onun bazen takıldığı yerlerde müdahale edebiliyorum. Ya diyorum, keşke bunun farkındalığına daha önceden sahip olabilseymişim. Kendimi aslında o zaman daha farklı yönlere götürebilirmişim. Yani en temelinde, işin en temelinde evet bilgisayar mühendisliği sevdiğim alan. Yani yanlış bir alan seçmediğimi biliyorum. Yani yazılım da olsa, network de olsa severek yapıyorum, isteyerek yapıyorum. Bazen iş yerinde yaptığım iş yetmiyor. Hafta sonu da hadi bir yerlerden kendi ilişkilerimden iş bağlayalım diyorum. Gidiyorum evet. Başka kurumlara işler yapıyorum. Yani bu tamamen benim içimden gelen bir şey. Ya hafta sonu hadi gezelim, üf sürekli iş yine mi mesai diyen arkadaşlarım da çok fazla. Çünkü onlar sadece işini yapmak istiyor, mesaisini onlar doldurmak istiyor. Görüyor. Aynen mesaisini doldurmak. Ve evine gitmek istiyorum. Aynen. Senin için bir zevk ama bu yani. Ama ben yani zaten orada çalışmıyorum yani. Ben zaten zevk alıyorum yaptığım şeyden. Oyun oynuyormuşum gibi veya böyle kendim ortaya çıkarayan bir sanat yapıyormuşum gibi sanki. Bir sanatçı, bir ressama sen hadi sabah 9'dan akşam 6'ya kadar mesaiyle resim yap diyebilir misin? Veya bir müzisyene hadi sabah 9 akşam 6 mesaiye başla biz de sana bunun karşına para vereceğiz. Ne yapacağım? İşte piyano çalacaksın. O da tamam. Yani bir Mozart olabilir mi? Mümkün mü? Mozart'a birileri çıkıp da sence ya hadi bugün de müzik yap, ders çalış, biraz nota çalış diyor muydu? Yok tabii ki canım öyle bir şey olmaz. Her insanın bu noktada kendi ilgi alanını bulması lazım işte. Yani herkes bir Mozart olabilir mi? Ben kesinlikle olabileceğine inanıyorum. Ne anlamda? Herkesin kendine has bir yeteneği vardır. Bu kendine has yeteneği keşfettiğin an sen de kendi alanının Mozart'ı olabilirsin. Tabii. Doğru. Ve hani bu gündemi takip etmekle de alakalı olarak yani insanlar gündemi takip ettiğinde kendi farklılıklarının farkına varıyor aslında. Hani benim diğerlerinden farkım ne? Ben hangi alana yönelmeliyim? İşte teknolojiyi takip edersen belki bakacaksın. Aa evet o adamın yaptığını ben de yapabilirim. Ya da benim de hoşuma gider onunla uğraşmak. O zaman o alana yöneleyim. Ya da işte dans eden birini gördüğünde bu senin için ekstra bir heyecan uyandırıyorsa o zaman evet de ben aslında dansa yönelebilirim gibi fikirler oluşabiliyor. O yüzden aslında gündemi takip etmek de Burak abin dediği gibi önemli. Bir de bu noktada ya şu da var. Hiçbir meslek abi bence iyi yapıldığı zaman o insanı maddi açıdan yoksun bırakmaz. Yani sonuçta düşündüğümüz zaman A'dan Z'ye her mesleğe bu ülkede ihtiyaç oluyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü de değil. Yani A'dan Z'ye tüm ülkelerde, A'dan Z'ye tüm mesleklere ihtiyaç var. Sen o mesleği en iyi şekilde yaptığın zaman illaki birilerinin sana ihtiyacı olacak ve illaki istediğin kadar ya da istediğin ücretleri talep edebileceksin onlardan. Tabii çünkü ki işin bak, en iyisisin yani. Bugün sadece Türkiye'de değil, dünyada da kaliteli işçiye ihtiyaç var. Kalifiye elemanı hemen hemen her yer istiyor. Yani bugün bakıyorsun bu koronadan dolayı remote işler çok arttı. Adam Avrupa'dan veya işte Orta Doğu'dan, Orta Doğu'daki zengin işte İsrail firmaları veya Arap firmalar veyahut işte Almanya'daki firmalar, Amerika'daki firmalar hep remote işleri açtılar dünyaya. Niye? Bu işleri uzaktan da olabileceğini anladılar. Bir. İkincisi bu eskiden de Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler her zaman dışarıdaki kalifiye elemana ihtiyaç duyarlar ve bunu da isterler kendilerine gelmesini. Mesela uzun konuşmalar yaparlar bu vize alımlarında Avrupa. Niye? İşte Avrupa'ya ne için geliyorsun? Sen Avrupa'ya girebilecek kadar işte onların gözünde tırnak içinde kaliteli bir insan mısın? Yani kaliteli insandan kastın o adamın. Sen bana para kazandıracak mısın? Sen işini
İyi yapıyor musun? Bir şey katacağım mı katmayacağım mı? İyi yaptığını sen işinle işte işinin argümanı neyse, örneğin benim işimde bir uluslararası sertifikamın olması. Bunlarla kendini kanıtlayabiliyorsan dünyanın her yerinde çalışabilirsin ve her zaman parayı kazanırsın. Çünkü parayı getiren şey başarıdır. Yani işini kaliteli yap ya, yeter ki. Ya bugün yeri geliyor bir rafları düzenlerken bile, basit bir işte süpermarkette, orada bile insan farkındalığını ortaya çıkarabiliyor. Yani orada bir farklılık yaratmak, bir düzen oluşturmak veya orada gördüğün bir farklılığı patronunla paylaşmak. Ya bu tip insanların inanılmaz hızlı yükseldiğini görürsün. Çünkü sen işini severek, özen göstererek yaparsan ve o sana bir yük olmadığı zaman bu ister istemez birilerinin dikkatini çekmeye başlayacak. Ve birileri diyecek ki sana, ya bir de şunu dene, bir de şunu dene. Hayat sana hep bir tık üstünü, bir tık üstünü vermeye başlayacak. Ve sen o bir tık üstünü kaldırdıkça hem tatminliğin hem de kazandığın para artacak. Aynen öyle. Zaten hani bu noktada yani aslında işin ucu bulunduğun üniversite tabii ki önemli. En azından senin çevreni etkiliyor en basitinden. Ama bulunduğun üniversiteden ziyade senin okuduğun bölümü olan uyumluluğun sana o başarıyı getiriyor aslında. Hani doğru bölümü seçtin. Eğer seçtiysen zaten mesela hani senin üzerine örnek verecek olursak çok böyle parlak bir üniversite kariyeri yok ya da lise kariyeri yok. Ama devamında gerçekten parlak bir meslek kariyeri var. O zaman demek ki burada önemli olan senin üniversitedeyken aldığın notlardan ziyade kendine ne kattın ya da o mesleğe olan tutkun, o aşkın, hani ona karşı olan ilgin, alakan. Kesinlikle. Ve ben şunu hatırlıyorum abi, daha önce de sana sormuştum hani diğerlerinden seni ayıran nokta neydi? Sen de ben mezun oldum aslında 4 yıllık çalışan mühendis olarak mezun oldum demiştin. Yani sen aslında üniversitede okurken zaten o az önce anlattığın ekstra projeler ya da şimdi konuşmadık ama işte Google Play'e falan oyunlar yapmıştın. Hatta onları oynuyoruz arada senin telefonda falan. Hani bu gibi ekstra projeler aslında senin dediğin gibi tecrübeli yapıyor ve bizim zaten ülkedeki en büyük sorunlardan birisi, biri işe girerken üniversite mezunu olmasına rağmen onda tecrübe arıyorlar. Kesinlikle. Paradoks oluyor. Adam üniversite mezunu, tecrübesi yok ama iş alanından tecrübe istiyor. O zaman üniversite mezunu olan adam eğer çok iyi bir üniversiteden mezun değilse ya da çok ciddi bir ortalaması yoksa, yani ortada akademik olarak çok iyi bir başarı yoksa, bu sefer iş alımlarda çok zorluk çekiyor. Zaten bunu görüyorsunuz her gün haberlerde, işte gazetelerde, manşetlerde. Dolayısıyla hani sizin bu noktada rahat etmeniz için üniversite okurken de bu işe odaklanın, ekstra bir çalışma yapmanız lazım akademinin dışında. Teorinin dışında pratik bir şeyler de yapmak gerekiyor. Bu da işte ancak bulunduğunuz mesleği sevmenizle alakalı olabilir. Tabii ki, yani seni işe alacak adama bir sebep vermelisin. Diğerlerinden neden farklısın? Yani o sende bir şey görmeli ki bu yeri gelir okuduğun okul olur. Hı-hı. Yeri gelir okuduğun okulda yaptığın farklı bir şey olur. Yeri gelir stajlarındaki ortaya koyduğun başarı olabilir. Tabii. Ama ona bir şey vermelisin. Yani Atakan, ben seni neden işe almalıyım dediğinde, çünkü ben bunları yaptım diyebilmelisin karşı tarafa. Aynen öyle. Sen de bir ışık görmeli yani. Yani neden işe almalıyım dediğinde cevap para ihtiyacım var olmaması lazım. Tabii. Yani boş boş gezeyim mi olmaması lazım. Yani sonuç hepsini bir torbada toplayacak olursak, üniversite tabii ki önemli bulunduğunuz yer ama ondan ziyade seçeceğiniz bölüme olan ilgi alakalınız, o işi işten ziyade hobi olarak yapmanız ve bunu doğru bir şekilde belirleyip kendinizi doğru bir şekilde tanımanız ve bunun da ötesinde tabii ki üniversite sürecinde yaptığınız ekstra çalışmalar sizi daha çok başarıya götürecek. Abi son olarak şeyi soracağım. Şimdi arkadaşların aklında tamam konuştuk işte, hani Buğra abi tamam uzman bir mühendis, alanında başarılı ama ya bu biraz soyut kaçıyor. İnsanlar ne kadar başarılı? Hani işte sıradan bir mühendisin bir tık üstü mü yoksa gerçekten çok üst düzey kalifiye bir eleman mı? Hani bu noktada yanlış anlaşılma olmasın ama en azından maaşın hakkında şöyle küçük bir bilgi verirse insanların da aklına en azından ha bu adam işte benim refah düzeyinde yaşayabileceğim seviyede bir maaş oluyor da ya bence bu adam yeterli değil falan, en azından senin hakkında bir yorumları olsunlar, belki daha ciddi alınabilir bu konuşma diye söylüyorum. Şöyle söyleyeyim o zaman, ben ilk işe başladığımda asgari ücretle başladım. Hı-hı. 1500 liraydı o zaman asgari ücret. Çalışmaya başladıktan 10 ay sonra bu ücret 2 katına çıktı. Hı-hı. Şu an 5 yıla yakın bir iş tecrübem var ve 2 haneli rakamlarla, ya 5 haneli oluyor tamam. 2 haneden sonra 3-0 ekleyerek tamam. Devam edeceğim. Tamam. Anladım. Rakamlar kazanıyoruz. Yani Türkiye şartlarında hani çok rahat yaşıyorsunuz. Bir de aynı şekilde ablam da çalışınca 2 tane mühendis rahat bir şekilde yaşayabiliyor arkadaşlar. Hani bu konuda da aklınızda bir şüphe olmasın. Genelde tıp tercih edenler işte
maddi kaygılardan dolayı tercih ediyor. Mühendisler diğer işlerine başarılı oldukları takdirde o paraları rahatlıkla kazanabilir. Yani burada da bu noktaya da değinmiş olalım. Kesinlikle. Videoyu sonlandıralım abi. Bence bayağı faydalı oldu. Arkadaşlar da inşallah sonuna kadar izlemiştir. İnşallah. Bayağı faydalı oldu. Yine talep gelirse bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Ben çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İnşallah kaydetmişimdir. Ya çok korkuyorum.